Merhaba sevgili seyirciler, referandum rehberiyle yeniden karşınızdayız. Belki anayasa maddelerini okudunuz ve anladınız veya okudunuz ama anlamadınız. Hiç fark etmez. Çünkü bildiğiniz gibi burada referandum rehberinde her gün bir maddeyi konuya ilişkin bilgiler, seçmen yorumları... Kurallardan bir tanesi. Kararnamenin kanundan üstünlüğü yoksa hiçbir sıkıntı yok demektir. Kararnameler kanuna aykırı olamayacak. Ve uzman görüşleriyle ekranlarınıza getiriyoruz. Kanunla tespit edilir. Denetim mekanizmaları devrede. Kararname hükümsüz kalıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı kanun dairesinde çalışacak. Referandum rehberi başlıyor. Bugün anayasanın 104. maddesine ilişkin bir değişikliği konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı kararname çıkarma yetkisi. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Bu maddeyi anlayabilmek için önce terimleri tanıyalım. Kararname nedir? Bir görelim. Mevcut durumda kararname çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu'nda bulunuyor. Yeni tasarıda ise Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacağı için kararname çıkarma yetkisi de Cumhurbaşkanı'na devredilmiş oluyor. Kararname kural koyucunun koyduğu kurallardan bir tanesidir. Yani anayasa, kanun, kararname, tüzük bu şekilde işleyen kurallardan bir tanesidir. Bakanlar Kurulu'nun aldığı, Cumhurbaşkanı'nın onayladığı kararlar. Meclisten Bakanlar Kurulu'nun onayıyla çıkarılır. Meclisin belirli bir oyuyla. Peki Cumhurbaşkanı hangi konularda karar verebilir? İstediği zaman kararname çıkarabilir mi? Bunlar en çok merak edilen konular. Ve şimdi uzmanlardan cevaplar geliyor. Yani ekonomik kararlarda, sosyal kararlarda kanun hükmüne kararname çıkarılabiliyor. Kanun olan yani hakkında kanun çıkan konuda kararnamenin hükmü olmuyor. Eğer önceden bir kararname çıkmışsa ve o konuda arkadan meclis kanun çıkarmışsa da kararname hükümsüz kalıyor. Cumhurbaşkanı kararnamesi için diyorlar ki, deniyor ki eğer bu konuda bir yasa varsa Cumhurbaşkanı kararnamesi olmaz. Artı anayasada bunlar şu konular kanunla tespit edilir diyorsa o konularda da yayınlayamaz. Yani bunların dışındaki konularda yayınlarsa ve parlamento bundan mutabık değilse başka bir kanun çıkararak bunu etkisiz hale getirebiliyor. Hangi konularda kararname çıkmayacağını anladık. Ama benim aklıma takılan bir şey var. Cumhurbaşkanının çıkardığı kararname kanunla çelişirse ne olacak? Uygulanır çünkü normlar hiyerarşisinde kanun kanun hükmüne kararnamenin ya da kararnamenin üstündedir. Kanunlarla çelişirse geri gönderme şeyleri var. Geriye iade edebilirler. Tabii ki kanuna uygulanır çünkü kanunun üstünlüğü vardır. Zaten kararnameler kanuna aykırı olamayacak. Olursa meclis zaten denetliyor. Valla Cumhurbaşkanı böyle bir kararname yetki sahibi olmasını ben çok kabul etmiyorum. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Kararnameler de kanunlara aykırı olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Kararnameyi meclis her zaman için durdurmak, geri çekmek ve yasa ile değiştirmek hakkına sahip zaten. Kararname anayasada belirtilen hususlarla ilgili olamaz. Kanunla düzenlenmiş alanlarla ilgili olamaz. Diyelim ki meclis kanun çıkarıyor. Aynı konuda Cumhurbaşkanı da bir kararname yayınlıyor. İşte böyle bir durumda kanun çıkarma yetkisi mecliste olduğu için meclisin kararı geçerli olacak. Peki denetim mekanizması nasıl işleyecek? Hemen ona da bakalım. Kararnameler meclis ve anayasa mahkemesi tarafından denetlenir. Meclis kanunla Cumhurbaşkanı'nın çıkardığı kararnameyi yürürlükten kaldırabilir. Kararı doğru bulmayan partiler anayasa mahkemesine gider. Burada tek kişinin kararı sözü çok mübalağalı bir söz. Çünkü Cumhurbaşkanı kanun dairesinde çalışacak ve ancak kanun olmayan konularda ve yürütmeyi ilgilendiren konularda son derece sınırlı alanlarda kanun hükmünde kararname çıkarabilecek ve bunun dışında sıradan bir insan gibi, daha doğrusu bir milletvekili gibi akla gelebilen her konuda sorumluluğu da geçerli olacak. Bir maddeyi daha bitirdik. Yeni bölümde yeni bir maddeyle karşınızda olacağız. Unutmayın, karar sizin.